Namaz bir terk ediştir. Dünyayı terk ediyorsunuz. Dünyaya dair bütün hadiseleri terk ediyorsunuz. Allahu Ekber deyip Cenab-ı Hakk'a yöneliyorsunuz. Ezan Muhammediye okundu. Evdesiniz, odadasınız, kalkıyorsunuz, kılıyorsunuz. Bu terk ediş hadisesini bütün boyutlarıyla, bütün derinliğiyle yaşama imkanına sahip olamazsınız. Ama abdest alıyorsunuz. Ezan Muhammediye ile beraber evden çıkıyorsunuz, dükkandan ayrılıyorsunuz, camiye gidiyorsunuz. Camide sünnet kılıyorsunuz, sonra imamla farzı kılıyorsunuz. Yani yolda giderken hep dünyayı terk edişinizi, işinizi, aşınızı namaz için Allah Teala'ya kulluk vazifenizi eda edebilmek için terk ettiğinizi düşünüyorsunuz. Bu düşünce sizi neden dünyadasınız? Allah Teala'ya kul olmak için işte o şuuru size idrak ediyor. Yani namaz masivadan maveraya. Allah Teala'nın dışında ne varsa onlardan ona yöneliş. Onu anlatıyor bize. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan bir namaz ferdi olarak kılınan namaza nispetle 27 derece daha faziletli buyuruyor. Salatul cema'a taftul ala salatil ferdi sev'en ve aşiğine derece. Niçin 27 derece daha faziletli? Çünkü camiye giderken camide Müslümanlarla beraber oluşta bütün bu derinliği sonuna kadar yaşamış oluyorsunuz. Kardeşlerim, cemaatteki bu güzellik namazın hakikatini kavramamıza bu derece vesile olduğundan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu halinin de rivayet ettiği hadis-i şerifte Birisini namaz evinde ayağa kaldırır. Sonra cemaat eda edebilmek için evinden çıkar, iş yerinden çıkar, camiye doğru yürürken onun derecesi her adımda yükselir. Günahları her adımda düşer ondan. O halde camiye gelir, namazı kılar. O o yolda olduğu müddetçe, cami yolunda melekler ona dua ederler. Allahum merhamhu Allahum salli aleyh Allahum merhamhu ma lem yu'zi fihi Melekler dua ediyorlar. Ya Rabbi bu Müslümana rahmet eyle. Sana kulluğunu eda edebilmek için işini bıraktı. Tarlasından çıktı. Okuldan dersen ayrıldı. Namaza geldi. Namaza eda etti. Ona rahmet eyle. Merhamet eyle. Fakat burada bir şart var kardeşlerim. Nedir? Malem Fihi orada kimseye eza etmediği müddetçe ona rahmet eyle diye dua ediyorlar. Hem orada bir şey yapmayacak, yanlış bir şey hem de eza etmeyecek. Malem yufihi. Yani bu nokta önemli. Malem yuhdi fihi malem yuzi fi Eza etmediği müddetçe. Kardeşlerim, melekler camide, yolda, yürürken namaz kılanlara o namazdaki duruşlarını hayata taşıyabilmeleri için namazda buldukları huzuru 24 saat yaşayabilmeleri için dua ediyorlar. Ama bir şart var. Gönül kırmayacak. Camide kimseye eza etmeyecek. Yani neden öyle oturuyorsun? Neden böyle konuşuyorsun? Biz camiye insanları terbiye etmeye gitmiyoruz ki nefsimizi namazla terbiye etmek için camideyiz. Onun için gidiyoruz, onun için Allahu Ekber diyoruz. Kardeşlerim, günahlarımız düşsün, derecelerimiz yükselsin. Melekler bize dua etsinler, istiyor muyuz? Namaz hayatımızı değiştirsin. Bir namaz kılınca yazın o sıcağında, gölgede soğuk su içinde nasıl rahatlıyoruz? Ruhumuz sanki cennete kanatlanıyor. Böyle bir rahatlama, inşira hali olsun istiyor muyuz? O zaman bunun şartı var. Nedir? Kimseye eza etmeyecek, yolda etmeyecek, camda etmeyecek, dönerken etmeyeceği eza etmediği müddetçe melekler dua edecekler. Meleklerin dualarına nail olan müminler olursak varın o zaman Müslümanların inkişafın, dirilişin seyredin. Çocuklara da eza etmiyoruz. 7'de, 8'de, 9'da camideler onlara da kaşımızı çatmıyoruz. İşte o zaman meleklerin o büyük duasına nail oluyoruz inşallah.